Herkese günaydın. Nihayet ulaştık. Bugün en nihayet Roma'nın ikonu haline gelen Kolezyum'dan söz edeceğiz. Kolezyum'un Roma'nın gerçek ikonu olması nedeniyle bu dersin başlığını Bir İkonun Doğuşu, Kolezyum ve Dönemin Roma Yapıları koydum. Kolezyum konusuna başlamadan önce Julio Claudius Hanedanı'nın son imparatoru olan Nero hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. Burada Nero'nun bir portresini görüyorsunuz. Arka planda da ona ait Domus Aurea'nın Fabulus tarafından yapılmış 4. stil duvarının bir resmi var. Nero için çalışan birçok sanatçının ve mimarın adını biliyor olmamızın gerçekten ilginç bir durum olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu çok açık bir şekilde Nero'nun kendi döneminin en başarılı sanatçılarını toplamış olduğunun bir göstergesidir. Bu sanatçıların başarıları o kadar muhteşemdi ki çok az sanatçının mimarın adının kayıtlara geçtiği bir dönemde onların adları sonraki kuşaklara kadar ulaştı. Bu sanatçıları tekrar hatırlayalım. Nero'nun Domus Aureas'ını 3. stil duvar resimleriyle süsleyen ressam Fabulus'tu. Fabulus'un aynı zamanda 4. stil Roma duvar resminin yaratıcısı olduğu anlaşılıyor. Bir de Zenodorus vardı, dönemin en ünlü bronz ustası. Zenodorus, Nero'nun kendi devasa heykelini yapması için görevlendirdiği Yunan bir sanatçıydı. 38 metrelik bu heykelde Nero, güneş tanrısı Sol olarak tasvir edilmişti ve bu heykelden Kolossus olarak söz ediliyordu. Son olarak da Nero'nun iki mimarı vardı, Severus ve Keller. Romalı olduğuna inandığımız bu iki mimar, Domus Aurea'nın inşaatından sorumluydu ve buradaki tüm mimari yeniliklerin ve tasarımların sahibiydi. Olağanüstü sekizgen odanın da onların eseri olduğuna inanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu oda bu sömestirde şimdiye kadar incelediğimiz mekanlar içinde en sıra dışı olanıydı ve tasarımı daha sonraki Roma yapılarına ve komplekslerine uzun süre esin kaynağı olacaktı. Sonuç olarak bu adamlar, bu sekizgen oda ve yine daha önce sözünü ettiğim ziyafet salonunun dönen tavanı da dahil birçok mimari keşfin sahibiydi. Peki, Nero 68 yılında intihar etmek zorunda bırakıldığında bu sanatçıların başına ne geldi? Nero gözden düştükten sonra onların buluşlarına ne oldu? Geçen ders konuşmuştuk. Nero itibarını yitirince intihar etmiş, Senato tarafından da lanetlenmişti. Hakkında resmi olarak Damnatio Memoria kararı çıkmış ve anısı lanetlenmişti. Bu da portrelerinin yok edilmesi, aynı şekilde inşa ettirdiği yapıların da yıkılması için bir onay, hatta bir özendirme anlamına geliyordu. Peki, zamanın en büyük işverenlerinden biri olan ve zamanın en büyük sanatçılarını yeniliklere yönlendiren bu adamın anıları yok olunca, Roma mimarlığındaki gelişmelere ne oldu? Mimari buluşlara ne oldu? Bugün Nero'nun ardılları Flavius Hanedanı'ndan Vespasianus, Titus ve son olarak da Domitianus tarafından yaptırılan yapıları incelerken kendimize sormamız gereken asıl soru budur. Bugün Vespasianus'tan biraz da Titus'tan söz edeceğiz. Titus ve Domitianus asıl gelecek dersimizin konusu olacak. Bu imparatorlar iş başına geçip yapılar inşa ettirmeye başlayınca daha önceki buluşlar varlığını korudu mu? Bu sorunun yanıtının kısmen olduğunu göreceğiz. Belli bir ölçüde tutucu yaklaşımlara geri dönüldüğünü ama Nero zamanında yapılan buluşların da varlığını koruduğunu göreceğiz ki bu da Flavius bulmacasının en heyecanlı parçalarından biridir. Nero 68 yılında öldüğü zaman tek sorun Damnatio Memoria değildi. Julio Claudius Hanedanı'nda Nero'nun yerine geçecek bir kimse de yoktu. Roma ve imparatorluk bir çıkmaza girdi ve tekrar ciddi bir iç savaş başladı. Bu, Sezar'ın ölümünden sonra yaşanan iç savaş kadar yıkıcı bir iç savaştı. Sezar bildiğiniz gibi M.Ö. 44 yılında ölmüştü. Bu iç savaştan sonra ya da bu iç savaş sırasında Roma tarihinin en karmaşık, en zorlu dönemi yaşandı.
68-69 yılları arasında 4 imparator değişti. Bunlar Roma tarihinin çok daha geç bir evresinde görüldüğü gibi birlikte görev yapan eş imparatorlar değil, birbiriyle yarışan, birbiri ardına tahta çıkan, bazıları sadece birkaç ay görevde kalan imparatorlardı. Bunlardan biri sol üstte sikkede portresini gördüğünüz Galba'dır. Galba, Nero'nun ölümünden hemen sonra imparator olmuştur. Burada sol üstte sikke üzerinde gerçekçi bir portresini görüyorsunuz. Kısa bir süre sonra Galba'nın yerine Otto geldi. Onu da sağdaki altın sikkede görüyorsunuz. Kendisini Nero'nun ruh ikizi olarak gören Otto'nun gördüğünüz gibi saçları da Nero stilindeydi. Üçüncü imparator Vitellius'tu. Bugün Kopenhag'da bulunan bu portrede de gördüğünüz gibi olasılıkla Roma tarihinin en geniş çeneli imparatoruydu. Ve son olarak da Vespasianus. Vespasianus, bu dört imparator arasında bir hanedan kuracak kadar uzun süre tahta kalabilen tek kişidir. Bu yeni hanedan, Vespasianus'un aile adı olan Flavius adını taşır, yani Flavius Hanedanı. Vespasianus'un bir diğer şansı da tahtı bırakabileceği iki oğlunun olmasıydı, Titus ve Domitianus. Yerine geçebilecek iki oğlu olduğu için de tahtı uzun süre elinde tutmuş ve göreceğimiz gibi oldukça başarılı bir hanedanlık kurmuştur. Sonuç olarak Augustus'un kurduğu Julio Claudius hanedanından sonra sözünü edeceğimiz ikinci hanedan Flavius hanedanıdır. Vespasianus da kendinden önce Augustus gibi bir iç savaş sırasında iktidara gelmiştir. Vespasianus iç savaştan zaferle çıkmanın kendisine devleti yönetmek için gerekli olan otoriteyi sağlasa da bunun meşruluk için yeterli olmayacağını biliyordu. Romalıların gözünde bir hanedanın meşru olabilmesi için yabancı topraklarda kazanılan zafer çok önemliydi. Augustus iç savaşta Marcus Antonius'u yenerek gücü ele geçirmişti ama hakimiyetine meşruluk kazandıran imparatorluğun doğusunda Partlara karşı kazandığı zaferdi. Vespasianus da aynı şeyi yaptı. İç savaştan sonra tahtı ele geçirdi, diğer Romalıları yendi ama meşruluk kazanmak için başka bir yerde zafer kazanması gerekiyordu, o da doğuya yöneldi. Özellikle Judea ile ilgilendi ve oğlu Titus'u Kudüs'e savaşa gönderdi. Titus, M.S. 70'lerin başında bu çok önemli Yahudi savaşlarından zaferle döndü. Bu savaştan daha sonra özellikle de gelecek derste daha çok söz edeceğiz. Sonuçta Vespasianus, oğlu Titus ile birlikte yabancı topraklarda bir zafer kazanmış, böylece yönetimi meşrulaşmıştı. Dönemin sanatında Yahudi savaşlarına göndermeler yapıldığını bugünkü derste bile göreceğiz. Vespasianus'la ilgili bir not daha düşmek istiyorum. Vespasianus sadece büyük bir askeri stratejist değil, aynı zamanda son derece kurnaz bir politikacıydı ve mimarinin ideolojisine hizmet edecek bir araç olabileceğini fark etti. İmparatorluğunun ilk yıllarından itibaren de bunu uygulamaya koydu. Bu derste bunu göreceğiz. Burada geçen ders gördüğümüz Nero'nun Domus Aureus'ının yerleşim planına geri dönüyoruz. Bu plana bugün birkaç kez daha bakacağız çünkü bugünkü dersimizin büyük bir kısmında buradaki yapılardan söz edeceğiz. Nero'nun altın evinden günümüze ulaşan tek kısmın burada gördüğünüz Escolinus tepesindeki Escolinus kanadı olduğunu hatırlayacaksınız. Burada da büyük bir yapay göl vardı. Zenodorus tarafından yapılan Kolossus ise burada. Burada Nero'nun istimlak ettiği 120-150 hektarlık alana nasıl yerleştirildiklerini görüyorsunuz. Vespasianus mimaride nasıl bir yol izleyeceğini, inşaatlara nereden başlayacağını düşündü ve akıllıca bir karar alarak kendisini lanetlenmiş olan Nero ile hiçbir şekilde özdeşleştirmeyecek bir yol izlemeye karar verdi.
Ama yine geçmişle, Julio Claudius'larla, özellikle de yakın zamanın Augustus gibi iyi bir imparatoru olan ve ölümünden sonra tanrılaştırılan Claudius ile bir bağ kurmanın da yararlı olduğunu gördü. Claudius adına tam da bu alanda karısı genç Agrippina tarafından yaptırılmaya başlanan bir Claudius tapınağı vardı. Genç Agrippina'yı hatırlayacaksınız, şu zehirli mantarları olan kadın. Aynı zamanda Nero'nun da annesiydi. Genç Agrippina, Claudius'un ölümünün ve tanrılaştırılmasının ardından Claudius'un onuruna bir tapınak inşaatı başlattı. Annesine karşı özel bir düşkünlüğü olmayan Nero, ki zaten hatırlayacaksınız annesini öldürtmüştü, bu inşaata devam etmedi. Özellikle de bu alanda kendine özel bir saray yaptırmaya karar verdiğinde inşaatı durdurdu. Ama yıktırmadı, öylece bıraktırdı. Vespasianus'un aklına bu yapı geldi ve mimariyi kullanarak Julio Claudius'lar, özellikle de Claudius'la aramda bir bağ oluşturmanın en iyi yolu genç Agrippina'nın başlattığı Claudius tapınağını tamamlamak olur diye düşündü. Ve hemen imparatorluğunun ilk yıllarında da bu dediğini yaptı. Lius Claudius tapınağı ya da sıklıkla kullanılan bir diğer adıyla Clodianum, milattan sonra 70 yıllarına tarihlenmektedir. Clodianum'un konumunu burada görüyorsunuz. Bu yapıdan günümüze sadece platformu kalmıştır. Birazdan bu platformun ayrıntılarını göstereceğim. Üzerine tapınağın inşa edildiği bu platform, sömestr başında gördüğümüz kutsal alanlardaki gibi yüksek ve büyük bir platformdur. Dediğim gibi korunan sadece bu platform. İlk önce size Ward Perkins'in kitabından alınan bir çizimle restore edilmiş halini gösteriyorum. Burada platformun nasıl bir yapı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu, beşik tonozlu mekanları olan iki katlı bir platformdur. Betondan yapılmıştır. Cephesinde alt katta kapılar, ikinci katta ise pencereler var. Beton, traverten bloklarla kaplanmıştır. Kesme traverten blokların Claudius'un yaptırdığı Portus Limanı'nda ve Roma'daki Porta Maggiore'de de kullanılmış olduğunu hatırlayacaksınız. Bu iki Claudius yapısında rüstik ve düzgün yüzeyli taşlardan oluşan ilginç bir kombinasyonun kullanıldığını da hatırlayacaksınız. Aynı özellik bu yapı için de geçerlidir. Yani Agrippina, kocasının ölümünden ve divus ilan edilmesinden sonra onun onuruna bir yapı, bir tapınak inşa etmeye karar verdiğinde bunu onun sevdiği tarzda, yani rüstik ve işlenmiş taş bileşimiyle yaptırmaya karar verdi. Bu sanırım daha önce sözünü ettiğimiz bir noktanın da altını çiziyor. Bu rüstik tarz öylesine tesadüfi bir seçim değil, imparatorun özel olarak talep ettiği bir tarzdı. Yani Agrippina da kocasını bir mimariyle onurlandırmak istediğinde bunu onun sevdiği tarzda yapmaya karar verdi ve inşaatta rüstik ve işlenmiş taş bileşimi kullanılmasını istedi. Bunu burada daha net olarak görebileceğimiz bir görüntü var. Perdenin sağında Divus Claudius tapınağının podyumundan bir bölüm görüyorsunuz. Solda ise sömestr başında gördüğümüz büyük podyumları hatırlamanız için bir başka görüntü var. Sınav yaklaştığına göre bilgilerimizi sınamak için bence iyi bir fırsat. İçinizde perdenin solunda görülen podyumu tanıyan var mı? Harika. Terracina'daki Jüpiter Anksur kutsal alanı. Bu da podyumu. Hatırlayacaksınız, bunun özelliği betondan yapılmış olmasıydı. Yüzeyi de opus inkertum kaplıydı. Köşelerde, kemerde traverten kullanılmıştı. Yan kemerler ve başka kemerlerle mekansal süreklilik sağlanmıştı. Sonuç olarak burada podyumun kutsal alan altyapısı olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada da aynı fikir söz konusu. Burada da gördüğünüz gibi kemerli bir podyum, kemerlerin önünde de büyük duvar ayakları var.
Bu duvar ayaklarına çok dikkatli bakarsak bunların da travertenden yapılmış olduğunu görürüz. Ama daha da dikkatli bakarsak bunların gördüğümüz diğer örneklerden biraz farklı, ilginç bir özelliği olduğunu da görürüz. Gördüğünüz gibi duvar ayaklarının üst kısmında ve başlıklarda işçilik tamamlanmıştır. Ama alt kısma bakın, burası rüstik tarzda. Fakat bu rüstik blokların her birinin arasına çok dikkatli baktığınızda bu noktalarda duvar ayağının kısmen şekillendirilmiş olduğunu görürsünüz. Birazdan göstereceğim resimde bunu daha iyi göreceksiniz. Bu uygulama insanda çok ilginç bir şekilde sanki bir rüstik blokların altında bitmiş ve dışarı çıkmayı bekleyen duvar ayakları varmış hissi uyandırıyor. Burada Claudius'un psikoanalizini yapabiliriz. Geçmişinden söz etmiştik. İhmal edildiği bir çocukluk yaşamış, kekeme olduğu için dışlanmıştı. Ama hayal gücümüzü biraz zorlarsak, gerçek Claudius'un kabuğundan çıkmak için beklediğini düşünebiliriz. Kozasından çıkmayı bekleyen kelebek gibi. İnandırıcı bulur musunuz bilmiyorum ama denemeye değer bir bakış açısı. Her ne anlama gelirse gelsin, bu uygulamanın eski eserlere, eski tip taş yapılara ilgi duyan bir imparatorun sıra dışı kişiliğiyle bir ilintisi olduğu çok barizdir. Bu da Clodianum'la Roma'daki Porta Maggiore'yi kıyaslayabileceğimiz bir görüntü. Buradaki rüstik sütunları, duvarlara bitişik sütunların rüstik kasnaklarını anımsamanızı istiyorum. Ama sütunların üst kısmı ve başlıkları işlenmiş, tümüyle ortaya çıkmıştı. İlk kez burada bu tarz için içeride serbest kalmayı bekleyen tamamlanmış sütunların var olduğu yorumunu yapmıştım. Burada da aynı şeyi görüyoruz ama burada biraz daha özenli yapılmışlar. Bunu sanırım bu ayrıntıda daha iyi görebilirsiniz. Bu rüstik işçiliğin gerisinde bir duvar ayağının tamamı var. Burada tamamlanmış başlıkları, üstte yine tamamlanmış entablatürü ve aşağıda kaideye doğru uzanan duvar ayağının tamamını hayal edebiliyorsunuz. Burada üst üste yerleştirilmiş gibi görünen parçalar var ama aslında bunlar üst üste değil, sadece öyle görünecek şekilde yontulmuş. Bunların arasında da rüstik bloklar. Bu en azından bana bu traverten blokların içinde bir şekilde dışarı çıkmayı bekleyen duvar ayaklarının var olduğu duygusunu veriyor. Peki bu yapı kompleksinin geri kalanı nasıldı? Tam olarak bilmiyoruz ama genel anlamda Trecina'daki Jüpiter Anxor gibi, Tivoli'deki Herkül gibi daha önce gördüğümüz kutsal alanlara benzer bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Aslında elimizde bir ipucu var. Daha önce sözünü ettiğimiz mermer Roma planı yani Forma Urbis üzerinde bu yapıdan izler var. Milattan sonra 3. yüzyıl başlarına tarihlenen Forma Urbis bu derste biraz sonra sözünü edeceğimiz bir yapının içindeydi. Buradaki betimlemeden bu yapının antik çağda neye benzediği konusunda bir fikir sahibi olabiliyoruz. Sonuç olarak bir podyumu vardı. Ama bu yanlış bir restorasyon. Sizin bunu böyle değil, biraz önce gördüğümüz gibi iki katlı olarak düşünmeniz gerekiyor. Altta podyum, üstte ise içinde tapınak olan geniş dikdörtgen bir alan var. Tapınak tam olarak arkasındaki duvara bitişik değil ama ona yakın. Gördüğünüz gibi önündeki alana hakim durumda. Tapınağın nasıl bir yapı olduğunu bilmiyoruz ama olasılıkla bu sömestr çok sayıda örneğini gördüğümüz tipte oldukça geleneksel bir tapınaktı. Burada gördüğümüz diğer kutsal alanlarda olmayan ilginç bir özellik ise etrafına çalı tipi bitkilerin dikilmiş olmasıdır. Bu Flavius'lar döneminde bu tip yapılarda çok kullanılan bir bezeme unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün bunun başka bir örneğini daha göreceğiz. Flavius'lar döneminde Vespasianus tarafından inşa edilen en büyük ve en ünlü yapı inşasına M.S. 70 yılında başlanılan Kolezyum'dur. Yani Clodianum'la çağdaştır.
Ancak inşası imparatorun ölümünden önce tamamlanamamıştır. Vespasianus 9 yıl imparatorluk yaptıktan sonra 70 yılında doğal bir nedenle öldü. Kolezyumun inşası kendinden sonra imparator olan oğlu Titus zamanında bitirilmiştir. Titus 80 yılında yapının açılışını yapar. Google Earth'ten alınan bu fotoğrafta Kolezyumu üstten görüyoruz. Bu 50 bin kişilik kapasitesiyle çok büyük bir amfiteyatrodur. Göreceğimiz gibi betondan yapılmıştır. Bu hava fotoğrafı yapının boyutu hakkında bilgi vermesi bakımından da çok yararlı. Gördüğünüz gibi günümüz Roma trafiğinde dev bir göbek işlevi görüyor. Romalılar uygarlıklarının ikonu haline gelen Kolezyumu seviyorlar. Ama bir o kadar da nefret ediyorlar. Sürekli bundan kurtulsak trafik çok rahatlar deyip duruyorlar. Birkaç yıl önce bir Teksaslı Kolezyumu Teksas'taki çiftliğinde sergilemek üzere satın almaya gönüllü oldu. Romalılar bu fikirle biraz ilgilendiler ama neyse ki sonunda Kolezyum'dan ayrılamayacaklarına karar verdiler. Yani Kolezyum hala tek parça olarak yerinde durduğu için şanslıyız. Romalılar neredeyse sürekli Kolezyum'u lanet okusalardı, verselerdi sanırım hemen o akşam yaptıklarına pişman olurlardı. Bu fotoğrafta yapının bu sömestr sözünü ettiğimiz diğer yapılarla ve komplekslerle olan ilişkisini görüyoruz. Buradan yolun sonunda yer alan ve hakkında daha sonra konuşacağımız bir geç dönem yapısı olan Konstantinus Dağı'na doğru bakıyoruz. Sol üstte ise Platinus Tepesi. İçinde yine daha sonra sözünü edeceğimiz Venüs ve Roma Tapınağı bulunan Forum Romanum burada başlıyor. Bu Mussolini'nin emri doğrultusunda yapılan ünlü Via dei Fori Imperiali. Sağda da bu sömestr gördüğümüz Julius Caesar Forumu ve Augustus Forumu imparatorluk forumları var. Onları burada görüyorsunuz. Yine Nero'nun yerleşim planını görüyoruz. Kolezyum hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de nereye inşa edilmiş olduğudur. İnşa edildiği yer bize yine Vespasianus'un politik gündem oluşturmak ve halkın desteğini kazanmak konusunda ne kadar zeki biri olduğunu göstermektedir. Vespasianus zamanın en ünlü mimarları tarafından yapılmış olmasına, dönen bir tavan olmasına rağmen daha önce belirttiğim gibi Nero'nun Domus Aureus'ını yerle bir ettirmiş, yıktırmıştır. Oysa saray kendisinin de ailesiyle birlikte yaşayabileceği çok güzel bir yer olabilirdi. Ama politik nedenlerle Nero'yu silip atmak adına yapıyı yok etmeye karar verdi ve bununla halkın desteğini kazanacağına inandı. Çok akıllı bir şekilde bu toprakları Roma halkına iade etmeli, buraya onlar için gerçekten çok isteyecekleri bir şey inşa etmeliyim diye düşündü. Böylece yapay gölün bulunduğu alanı toprakla doldurttu ve bu alanda Kolezyum inşaatı başladı. Yani Kolezyum'u tam yapay gölün üstüne yaptırdı. Burada verilen mesaj çok açıktı. Roma halkının en çok isteyeceği şey ne olabilirdi? Onlar 50 bin kişinin bir arada hayvan ve gladyatör dövüşlerini seyredebilecekleri büyük bir amfiteyatro isterlerdi. Halkın desteğini kazanmak için böyle bir yapı inşa etmekten daha iyisi olamazdı. Üstelik bunu Nero'nun sadece kendi zevki için yaptırdığı yapay gölün yerine inşa ettirmek de Vespasianus için çok büyük isabetli bir karardı. Burada alanın hemen Divus Claudius Tapınağı'nın yanında olduğunu da görüyorsunuz. Ayrıca Kolezyum'un Kolossus'a da ne kadar yakın konumda olduğuna dikkat edin. Kolezyum'un gerçek adı Flavius Amfiteyatrosu'dur. Yani adını Flavius Hanedanı'ndan alır. Antik dönemde adı buydu. Ama kısa bir süre sonra Kolezyum olarak anılmaya başlandı. Bunun nedeni birçok kişinin düşündüğü gibi devasa yani kolosal boyutta bir yapı olması değil, Zenodorus'un yaptığı Kolossus heykelinin yakınında olmasıdır. Bu arada Vespasianus bu heykelin portre kısmından Nero'nun özelliklerini sildirip yerine Güneş Tanrısı Sol'ün daha genel özelliklerini taşıyan bir portre yaptırmıştı. Yani heykel yerinde kalmış ama elden geçirilmişti. Artık Nero heykeli değil bir Sol heykeliydi.
Yani Kolezyum adını bu heykelden alır. Artık bundan sonra nerede Kolezyum adında bir arena görürseniz, adının sonradan adı Kolezyum olan yapıdan değil, Nero'nun Sol'ün Kolossus heykelinden geldiğini bileceksiniz. Ama tabii sanırım bu arenaları isimlendirenler bunu Roma'daki Kolezyum'u düşünerek yapmışlardır. Yani Kolezyum'un konumu son derece önemlidir ve bu konum Vespasianus'un verdiği politik bir mesajdır. Burada bu Roma İmparatoru'nun Vespasianus'un mimariyi kendi kişisel ve politik planları için zekice kullandığını görüyoruz. Tümü Ward Perkins'ten alınmış olan bu plan, kesit ve aksonometrik görüntü yapıyı anlamamıza yardımcı olmaktadır. Hemen gördüğünüz gibi bu amfiteyatroda diğerleri gibi oval bir plana sahiptir. Betondan yapılmış bir dizi beşik tonoz ve halka tonozu vardır. Oval bir plan içine ışınsal konumda beşik tonozlu rampa ve geçitler yerleştirilmiştir. Bir dizi halka tonozlu koridorla da yan dolaşım sağlanmış, bunlar oturma yerlerini itme kuvvetiyle payandalamıştır. Yani bu zaten Pompei Amfiteyatrosu'ndan bildiğimiz bir uygulamadır. Bu uygulamanın özellikle iyi bir örneğini de Roma'da Kolezyum'a yakın konumda olan Marcellus Tiyatrosu'nda görmüştük. Birazdan bir hava fotoğrafında yerini göstereceğim. Marcellus Tiyatrosu Kolezyum'un hemen dibinde değil ama çok yakın. Sonuçta Augustus döneminin Marcellus Tiyatrosu'ndan elde edilen mimari deneyimler bu yapıda önemli bir rol oynamıştır. Burada da genel anlamda o yapının planı uygulanmıştır. Tabii en önemli fark Marcellus Tiyatrosu bir tiyatro olduğu için yarım daire şeklinde bir plana sahiptir. Kolezyum ise tüm amfiteyatrolar gibi oval planlıdır. Halka tonozlu koridorlar var demiştim. Burada Kolezyum'un birinci katındaki koridoru görüyoruz. Tabii betondan yapılmış, hemen anladınız. Başka türlü bu tonozları nasıl yapabilirlerdi ki? Bunlar çok iyi durumda korunmuşlar. Bu nedenle incelemesi çok kolay. Burada bu halka tonozların travertenden yapılmış büyük taş ayaklar üzerinde durduğunu görüyorsunuz. Burada yine bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bu birinci kat. İkinci katta ise tamamıyla yeni bir buluş görüyoruz. Bu daha önce görmediğimiz yeni bir tonoz tipidir. Bu geçme tonoz ya da kaburgalı tonoz adı verilen bir tip tonozdur. Bu birbiriyle dik olarak kesişen iki beşik tonozdan oluşan bir tonoz tipidir. Bu kesişme ile oluşan açılar geçme bir tonoz oluşturur. Size bir şema gösteriyorum. Bunu burada daha iyi göreceksiniz. Bu da ikinci kat koridorundan bir görüntü. Burada ilginç bir geçme veya kaburgalı tonoz görüyorsunuz. Mimariye gerçekten bir şey katmış. Bu tonoz tipi daha sonra çok yaygınlaşmıştır. Flavius'lar döneminde kullanılmaya başlanmış, ardından yayılmıştır. Dersin başında Nero'nun Domus Aureus'ındaki mimari buluşlara ne oldu diye sormuştuk. Evet, Nero'nun mimarlarının geçme tonoz kullanmadıklarını biliyoruz. Ama daha özgür mekansal tasarımlarla ilgilenmişlerdi. İşte burada da beton mimaride özgür mekan tasarımına yönelik bir arayış söz konusudur. Roma'da Kolezyum'un ikinci katında bu geçme tonozlar bu yöndeki çabaların sürdüğünü göstermektedir. Bugün Roma'da Kolezyum'a gittiğiniz zaman ne yazık ki neredeyse tamamen sökülüp çıplaklaştırılmış olduğunu görürsünüz. Ama burası da diğer tüm Roma yapıları gibi son derece zengin bezemelere sahipti. Elimizde Kolezyum daha sağlam durumdayken ve stukko üzerine yapılmış resimlerin bir kısmı hala yerindeyken yapılmış olan gravürler, resimler var. Burada bezemeler konusunda bir fikir edinmeniz için iki çizim gösteriyorum.
Gördüğünüz gibi tüm yüzey stuko ile kaplanıp üzerine figürlü sahneler resmedilmiş. Tümü boya ile yapılmış. Antik Roma döneminde tüm tonozlar, koridorlar çok özenle bezenmişti. Ve tabii ki bu kolezyumun dış cephesi. Yapının dış cephesi oldukça iyi korunmuştur. Ve sanırım bakar bakmaz bunun Marcellus Tiyatrosu ile olan benzerliğini hemen fark ediyorsunuz. Marcellus Tiyatrosu 3 katlı bir yapıydı ki bugün bunlardan sadece ikisi korunmuş durumdadır. Burada ise gördüğünüz gibi 4 kat var. Yine belirtelim, yapı betondur. Betonun üstü de travertenle kaplanmıştır. Burada Marcellus Tiyatrosu'nda gördüklerimize benzer büyük kemerler var. İlk 3 katta yine Marcellus Tiyatrosu'nda olduğu gibi kemerler arasına sütunlar yerleştirilmiş. İlk 3 katta kemerler arasına yerleştirilmiş olan bu sütunların aynen Marcellus Tiyatrosu'ndakiler gibi yapısal bir işlevi yoktur. Yani bunlar Yunan ya da Etrusk yapılarında olduğu gibi taşıyıcı değillerdir. Bu yapıyı beton beşik tonozlar ve halka tonozlar taşımaktadır. Bu sütunlar taşıyıcı değil, bunlar pastanın üzerindeki süsler gibi sadece dekoratif amaçlıdır. Ama bunlar belli bir anlamı olan süslerdir. Bu sütunlar yapıyı antik Yunan kültürüyle ilintilendirir. Gördüğünüz gibi tüm Yunan sütun düzenleri kullanılmıştır. Dor düzeni, ikinci katta İyon, üçüncü ve dördüncü katlarda ise Korint düzeni kullanılmıştır. Üçüncü katta duvara bitişik sütunlarda, dördüncü katta ise duvar ayaklarında Korint başlığı görüyoruz. Yani Dor, İyon, Korint ve en üstte tekrar Korint. Bunlar yapısal işlevi olmayan, sadece bezeme unsuru olarak kullanılan sütunlardır. Ama bu bezemenin ideolojik bir anlamı vardır. En tepede duvar ayaklarının ayrıntısını görüyorsunuz. Ayaklar arasında dışarı doğru çıkıntı yapan konsollar var. Bu konsollar Pompei Amfiteyatrosu'ndan hatırlayacağınız türden yağmurlu havalarda kullanılan bir tentenin ahşap dikmelerini taşıyordu. Kolezyumun dış cephesinden iki yakın çekim görüntü. Burada birinci kattaki dor düzenini, traverten kaplamayı, ikinci kattaki iyon düzenini, Korint düzeninde duvara bitişik sütunları ve yine Korint düzeninde duvar ayaklarını, konsolları çok daha iyi görüyorsunuz. İç kısım ise tümüyle farklı bir hikaye. Dış cephe kadar iyi durumda korunamamış ama yine de büyüleyici bir görüntü. Bunu bu resimde siz de görüyorsunuz. Kolezyumun içi her zaman turistlerle doludur ve bu resimde insanlar ölçek olarak çok işe yarıyor ve onların sayesinde yapının gerçekten ne kadar büyük olduğunu kavrayabiliyoruz. Bu resimde ayrıca yapının içinde birçok şeyin artık yerinde olmadığını da görüyorsunuz. Aşağıya baktığınızda arenanın oval şeklini görüyoruz. Aynı şekilde tümü betondan yapılmış altyapıyı da görüyoruz. Arenanın alt kısmı hem sahne dekorlarının depolandığı hem de gösterilerde kullanılan hayvanların tutulduğu yerdi. Burada büyüklü küçüklü kafesler bulunuyordu. Bunların neye benzediklerini birazdan göreceğiz. Evet, bunların yeri burasıydı. Ama bugün pek iyi durumda değiller. En çarpıcı görüntülerden biri de oturma yerlerinin yani kavea'nın beton altyapısının açığa çıkmış olmasıdır. Dikkatli bakarsanız üzerinde az sayıda mermer oturma sırası ile tek bir kuneos'un korunmuş durumda olduğunu görürsünüz. Antik dönemde tümü mermer kaplıydı. Yani oturma sıralarının tümü mermer olmalıydı. Bunun sadece çok az bir bölümü korunmuş. Bir başka resimde daha aynı durumu görüyoruz. Burada tek sıra mermer oturma yeri ile Kuneus'u görüyoruz. Bu bugün kolezyumda korunmuş olan tek mermer sıradır. Neden öyle?
Bunun nedeni kolezyumun inşasından çok da uzun olmayan bir süre sonra ama kesinlikle post antik dönemde yoğun bir biçimde mermer ocağı olarak kullanılmış olmasıdır. Kimler kullanmış? Krallar, hatta papalar. Bu insanlar Roma'daki başka inşaatlarda gereksinim duydukları mermerler için kolezyumu yağmalamakta hiçbir sakınca görmemişler. Kolezyumun taşları bazı olağanüstü yapılarda kullanılmış. Yani pek ziyan olmuş denemez ama yine de gördüğünüz gibi kolezyumun içinin çehresini sonsuza kadar değiştirmiştir. Bu iki modelde kolezyumda hayvanların tutulduğu altyapının neye benzediğini görüyorsunuz. Rampa ve makara sistemleri vardı. Hayvanları kafeslerinden çıkarmak için rampa veya bir makara sistemi kullanılıyordu. Gördüğünüz gibi önlerinde madeni parmaklıklar var. Çeşit çeşit hayvan burada aşağıda tutuluyor, sonra gerektiği zaman arenanın zeminindeki bir açıklıktan yukarı alınıyordu. Arenanın zemini olasılıkla betondu. Başka yerlerden bunun örneklerini biliyoruz. Bunlardan birini bugün göreceğiz. Beton zeminin üzerinde hayvanların arenaya çıkabilecekleri delikler olmalıydı. Bu kolezyumun içinin restore edilmiş hali. Kolezyum antik dönemde örneğin bir gladyatör gösterisi sırasında olasılıkla böyle görünüyordu. Gördüğünüz gibi arenayı halı sahanın antik versiyonu gibi bir şeyle kaplamışlar. Ağaçlar var, gerçek mi yapmamı bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir dağ maketi. Bu sahne düzenlemesi için de gladyatörler hayvan gösterileri sergileniyordu. Burada oturma yerlerini yani kaveyayı, Cuneus adı verilen kama biçimli bölümleri, bu özel gösteriyi izlemek için gelmiş 50 bin kişilik kalabalığı görüyoruz. En tepede de Tente'yi ya da bu resmi yapan sanatçının Tente yorumunu görüyoruz. Tente, oculus benzeri bir açıklıkla betimlenmiş ki bunun gerçekle ilgisi olma ihtimali epey düşüktür. Buradaki tentede olasılıkla Pompei duvar resminde betimlenen tipik bir Roma amfiteyatro tentesi gibiydi. Kolezyum kendi zamanında da çok ünlü bir yapıydı. Antik dönem boyunca da ünlü olmayı sürdürdü. Burada milattan sonra 3. yüzyıl başlarına tarihlenen bir 3. Gordianus sikkesinin arka yüzünde kolezyum tasviri var. Bu yapının 3. yüzyılda hala iyi durumda ve kullanımda olduğunu göstermektedir. Dış cephesini, sütunlu katları görüyoruz. İçeride de bir gösteri var. Seyirciler ve tente direkleri betimlenmiş. Ama en ilginci burada ışınlı tacı ile Kolossus'u görüyoruz. Böylece Nero'dan Sol'a dönüştürülen Kolossus'un da 3. yüzyılda hala ayakta olduğunu öğreniyoruz. Heykeli dönüştürmek hiç zor olmamıştı. Zira söylediğim gibi Nero ışınlı tacı ile kendini Sol olarak tasvir ettirmişti. Tek yaptıkları yüzünü değiştirmek oldu. Tacı bıraktılar. 3. yüzyılda tacın hala yerinde olduğunu burada açık bir şekilde görüyoruz. Yine hatırlayalım, kolezyum adını hemen yanı başında bulunan bu devasa kolosal heykelden almıştır. Ve kolezyumdan son bir görüntü. Yapının antik çağda dışarıdan nasıl göründüğü konusunda çok iyi fikir veren bir görüntü. Bu görüntüde iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan ilki, İkinci ve üçüncü katlarda kemerli nişlerin içinde heykeller olduğuna inanıyor olmamız. Diğeri de yapı üzerindeki tenteyi tutan direklerin konsol üzerindeki yerleştirilmiş biçimidir. Kolezyumda hayat devam ediyor. Yıllar önce kolezyuma ilk gitmeye başladığım zamanlarda içeriye girmek çok kolaydı. Oraya gidip elinizi kolunuzu sallayarak içeri giriyordunuz. Hiç sorun çıkmıyordu. Sonra Roma'nın en kalabalık turistik yerlerinden biri haline geldi.
Sizi uyarmam gerekiyor. Eğer Roma'ya gidecekseniz, yani yakın zamanda ya da gelecekte kolejyuma gitmeyi düşünüyorsanız, biletlerinizi internetten almanız hiç de fena bir fikir olmaz. Kolezyum gibi yerler için online bilet alabilirsiniz. Birçok yer için bunu yapmanıza gerek yok. Ama Vatikan, Kolezyum gibi popüler yerler için önceden bilet alırsanız daha iyi olur. Elinizde biletiniz varsa upuzun bir kuyrukta saatlerce beklemek yerine çok daha kısa bir sıradan hemen içeri girebilirsiniz. Kolezyumun dışında sürekli bir hareket var. Eskiden böyle şeyler yoktu. Ama şimdilerde bazı akıllı Romalılar herkesin burada fotoğraf çektirmek istediklerini fark ettiler. Ortalık birkaç avroya seve seve size poz verecek gladyatör kaynıyor. Burada gördüğünüz bu hanım gladyatör kılığına girmiş, arkadaşı veya kocası, artık her kimse onun fotoğrafını çekiyor. Çok eğlenceli. Sadece burada durup fotoğraflara poz verenleri seyretmek bile çok eğlenceli. Kolezyumda altyapının fazla korunamadığını gördük. Bu nedenle size daha iyi korunmuş durumda olan bir başka amfiteyatro göstermek istiyorum. Bu örnekle antik dönemde altyapının nasıl göründüğü konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz. Şimdi yeniden güneye, Kampanya'ya dönüyoruz. Burada Baia, Napoli, Pompei ve Herkülanyum gibi yerlere yakın konumda olan Pozzoli'deyiz. Burada en iyi durumda korunmuş olan Roma tiyatrolarından biri bulunmaktadır. Bu yapı milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına tarihleniyor. Burada Pozzoli'deki Roma amfiteyatrosunun bir resmini görüyoruz. Burada ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Aşağıda çok iyi korunmuş halka tonozlu koridorlar, aynı şekilde antik dönemde hayvanların konduğu kafesleri görüyoruz. Parmaklıkları gitmiş ama kafesler ve tavan hala yerinde. Burada inanılmaz bir ışık oyunu var. Bu nedenle burada gezmek çok keyifli. Tavanlarda hayvanları arenaya çıkarmak için kullanılan rampa ya da makaraların çıkışı olan açıklıklar var. Buralardan giren ışık aşağıda çok etkileyici görüntüler oluşturuyor. Bu da size altyapı hakkında çok daha iyi fikir verebilecek bir başka görüntü. Burada hayvanların konduğu yerleri, tavanda onları yukarı çıkarmak için kullanılan açıklıkları gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Burada ayrıca milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına tarihlenen bu yapıda beton duvarların tuğla ile kaplanmış olduğunu da açık bir şekilde görüyoruz. Beton duvarların tuğla ile kaplanması Nero zamanında başlayan, daha önce de sözünü ettiğimiz bir gelişmeydi. Bunun büyük yangınla ilintili olduğunu, tuğlanın taşa oranla ateşe daha dayanıklı olduğunu fark ettiklerini ve böylece tuğla kullanmaya başladıklarını söylemiştik. Burada da bu uygulamayı görüyoruz. Yani bu da imparatorun ölümüyle onun zamanında yapılan mimari buluşların kaybolmadığını gösteren bir başka örnek. Burada da arenanın çok iyi durumda olan zeminini görüyoruz. Betondan yapılmış. Bu açıklıklar biraz önce alttan gördüğümüz mekanı aydınlatan açıklıklar. Bazıları çok küçük, bazıları geniş olan bu açıklıklardan sahne donanımları hayvanlar yukarı çıkarılıyordu. Gördüğünüz gibi ortada da büyük bir açıklık var. Gösteri sırasında bunların üstü kapatılıyordu. Bu büyük açıklıktan daha çok malzemenin ya da sürüler halinde hayvanların yukarı çıkması sağlanıyordu. Yani burada çok iyi durumda korunmuş bir arena zemini görüyoruz. Bu resimde oturma yerlerini de görebiliyoruz. Pozzolini Amfiteyatrosu'nun kavyası. O da çok iyi durumda korunmuş. Burada tam olarak görünmüyor ama bu da aynı şekilde kuneuslara ayrılmış. Evet, bu örneği Kolezyum'un iç yapısı hakkında daha iyi bir fikir edinmek üzere gördük. Divus Claudius tapınağından yüksek bir podyum üstünde yükselen bu tapınağın geleneksel tapınaklarla ilişkisinden söz etmiştik. Burada hatırlamanız için tekrar bir resmini gösteriyorum. Aslında daha geriye gidip örneklerini Terracina Jupiter Anxor ve Tivoli'deki Herkül Victor kutsal alanında gördüğümüz M.Ö. 2. ve 1. yüzyıl mimarisine baktığımızda yapının bunlardan esinlendiğini görüyoruz. Bu mimari tasarımın ana unsuru
Uzun kenarlardan biri üstünde tapınak bulunan geniş dikdörtgen bir alandı. Bu plan Vespasianus'un Roma'da inşa ettirdiği forum içinde kullanılmıştı. Forum Pacis ya da bazen kullanılan adıyla Templum Pacis. Aslında yapının ne amaçla kullanıldığını tam olarak bilmiyoruz. Ama dükkanları, mahkeme salonu vesaire olan tipik bir forum olmadığına, birazdan sözünü edeceğim gibi farklı bir amaçla kullanıldığına inanıyoruz. Sonuç olarak yapıyı nasıl adlandıracağımızı tam olarak bilemiyoruz. Forum Pacis'te diyebiliriz, Templum Pacis'te. Roma'daki tüm imparatorluk forumlarının yer aldığı bu görüntüde yapının konumunu görüyoruz. Bunlar Forum Romanum'un karşısında Via dei Fori Imperiali boyunca dizilmiş forumlar. Forum Romanum'un ucu burada. Onun hemen yanında daha önce hakkında konuştuğumuz iki forum var. Julius Caesar Forumu ve Augustus Forumu. Burada o zaman diğer yapılar yoktu. Bu yoktu, bu yoktu. Vespasianus kendi forumunu Augustus Forumu'nun yanında yaptırmaya karar verdi. Aslında burada çok ilginç bir nokta var. Gördüğünüz gibi tapınak bu kenar üzerinde ve forum bir anlamda yüzünü Augustus Forumu'na dönmüş durumda. Yine bu da akıllıca atılmış politik bir adım, bir strateji. Vespasianus kendisini sadece tanrılaştırdığı iyi bir imparator olan Claudius ile değil, Julio Claudius hanedanının kurucusu, Roma'nın ilk imparatoru olan Augustus ile de ilişkilendiriyor. Ama gördüğünüz gibi kendi forumunu Augustus forumundan daha büyük bir boyutta yaptırarak Augustus'tan daha üstün olduğu mesajını vermek istiyor. Bu Nerva Forumu olarak işaretlenmiş alan o zaman forum değil Argiletum adında bir yoldu. Via Argiletum burada işaretli. Bu yol burada Roma'nın bu kesimde bulunan ve adının Subura olduğunu söylediğim mahallesine gidiyor. Tekrar hatırlayalım. Subura yoksul insanların yaşadığı, çoğunluğu ahşaptan yapılmış, çok sayıda derme çatma konutun bulunduğu bir semtti ve burada sürekli yangınlar çıkıyordu. Hatırlayacağınız gibi Augustus'un mimarları Mars Ultor Tapınağı'nı Subura yangınlarından korumak için Peperino'dan bir koruma duvarı inşa etmişlerdi. Yani Roma döneminde Augustus Forum ile Forum Pacis arasında bir yolun olduğunu hayal etmeniz gerekir. Plan da ilginç. Bir kenarında önündeki alana hakim konumda bir tapınak olan dikdörtgen bir alan. Alanı çepeçevre saran sütunlar olduğunu görüyorsunuz. Kenarlarda ortadaki alana açılan nişler var. Bunların önünde de onları alandan ayıran sütunlar olduğunu görüyorsunuz. Bu yapının bazı yerlerinde dışarıdan dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş mermerler kullanıldığını biliyoruz. Buna yani Anadolu'dan, Afrika'dan, Mısır'dan mermer getirilmesine Nero zamanında başlandığını görmüştük. Bu uygulama Flavius'lar zamanında da devam etmiştir. Yani yine Nero dönemindeki bir başka uygulamanın da devamı söz konusu. Sütun dizilerinde kırmızı granit kullanıldığını görüyoruz. Nişlerin cephesinde yer alan ve nişleri alandan ayıran sütunlarsa sarı renkli Afrika mermerinden yapılmış. Yapının geri kalanı ise beyaz mermerden, yani Forum Pacis'in inşasına farklı ithal mermerlerden oluşan bir bileşim kullanılmış. Forum Pacis günümüze ulaşamamıştır. Bugün hiçbir kalıntısı yok. Ama Forma Urbis yani Mermer Roma haritası sayesinde konumunu biliyoruz. Planı hakkında da epey bilgi sahibiyiz. Bu harita üzerinde Forum Pacis'ten bazı parçalar betimlenmiştir. Burada bir parçasını görüyorsunuz. Burada da bir tane. Üçüncü parça da burada. Bu parçaları başka yapılardakilerle kıyaslayarak plan hakkında epey güvenilir bilgiler elde edilmiştir. Tapınağın planını çıkarabiliyoruz. Ayrıca orta alanda Clodianum'daki gibi çok sayıda bitki, bir tür bahçe olduğunu da kuşkuya yer bırakmayacak şekilde biliyoruz.
Bu, Forum Pakis'in antik dönemde nasıl bir yapı olduğunu gösteren bir resim. Anlaşıldığı kadarıyla birkaç girişli oldukça sade bir cephesi vardı. Tapınak gerideki duvara yaslanmış, hatta duvara yaslanmakla kalmamış, etrafını saran sütun dizileriyle bütünleşmiştir. Burada kırmızı granit sütunları görüyorsunuz. Daha içeride nişlerin önünde yer alan sarı sütunlar burada görünmüyor. Tapınağın hemen önünde bir sunak var. Tapınağın içinde de bir bahçe kompleksi oluşturacak şekilde düzenlenen bitkileri görüyorsunuz. Bu yapının tapınak olarak kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Bu yapıyla ilintilendirilen bir tanrı veya tanrıça yok. Aslında bu yapının bir müze olarak kullanılmış olabileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Bu da bir başka rekonstrüksiyon. Bu Ward Perkins'ten. Gördüğünüz gibi genel hatlarıyla öncekine benziyor. Tek fark burada ön cephede 3 kapı ve bir grup sütun olmasıdır. Uzunca bir süre önde ikinci stil duvar resimlerde gördüğümüz ama gerçek mimaride daha önce hiç görmediğimiz tarzda sütunlarıyla, çıkıntılı entablatürü ile gösterişli bir giriş olduğu düşünüldü. Ama şimdi bu görüş geçerliliğini yitirdi. Araştırmacılar artık burada büyük bir olasılıkla daha sade bir giriş olduğuna inanıyorlar. Bu ilk görüşün benimsenmesinin nedeni burada daha sonra Vespasianus'un ikinci oğlu Domitianus tarafından Argiletum doldurularak yapılan forumda bugün kısmen ayakta olan sütunlu ve çıkıntılı bir entablatürü olan duvarların bulunmasıydı. Sanırım ilk başta arkeologlar bu duvarların Vespasianus kompleksine ait olduğunu düşündüler. Ama sonradan öyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi şu müze konusuna dönüp yapının Flavius'lar zamanında bir müze olarak kullanılıp kullanılmadığına bakalım. Titus'un Kudüs'te kazandığı büyük zaferden söz etmiştim. Tabii bu Romalılar açısından büyük bir zaferdi. Kudüslüler için öyle olmadığı şüphe götürmez. Toprakları Romalılar tarafından ellerinden alındı, ünlü Yahudi tapınağı yıkıldı ve yağmalandı. Titus ve askerleri tapınaktan ganimet olarak Roma'ya götürmek üzere birçok şey aldı. Bunların arasında büyük 7 kollu kandelabrum ve ahit sandığı da vardı. Titus bunlarla birlikte daha birçok şeyi ganimet olarak Roma'ya getirdi. Bu olayı Titus Takı'nın bu ünlü sahnesinde görüyoruz. Domitianus'un kardeşi Titus onuruna yaptırdığı bu zafer anıtından gelecek derste söz edeceğiz. Titus Takı'ndaki sahnelerden birinde ellerinde Kudüs'ten getirilen 7 kollu kandelabrum ve üstünde çeşitli eşyalar bulunan bir masa ile birlikte bir taka doğru ilerleyen Romalı askerler betimlenmiştir. Bu ganimetler Kudüs'e karşı oğlu ile birlikte zafer kazanmış olan Vespasianus tarafından inşası tamamlandıktan sonra Forum Pakis'e getirildi. Yani burası kısmen Vespasianus'un savaş ganimetlerini sergileyebileceği bir yerdi. Zira bu zafer Vespasianus'a ve hanedanına meşruluk, oğullarına imparator olma hakkı kazandıran çok önemli bir zaferdi. O da bu noktayı gayet net bir şekilde ortaya koydu. Ama hep dediğimiz gibi çok akıllı bir politikacıydı ve tüm bunların halka açık olmasını istedi. Halkın her şeyi kendi özel villasına saklayan, halkla paylaşmayı aklının ucundan bile geçirmeyen Nero'yu hatırlamasını istedi. Onlara, Nero'nun sarayına gidip orada başınızdan aşağı çiçekler, güzel kokular yağarken yemek yiyip etrafta dolaşamazsınız. Ama şimdi kolejime gelebilirsiniz, müzeye gelebilirsiniz. Hazır müzeye gelmişken de Kudüs'ten getirdiğim ve bana güç sahibi olma hakkı veren şu harika ganimetlere bakın demek fırsatı veriyordu.
Burayı daha gerçek anlamda bir müze haline getiren ilginç bir diğer nokta da burada Nero'nun olimpiyat oyunlarına katılmak üzere gittiği Yunanistan'dan ve başka birçok yerden çalıp getirdiği ve villasında sakladığı eser koleksiyonunun da sergilenmesi ve bu serginin halka açılmasıydı. Hatta Nero'nun Domus Aureus'ından buraya getirilip sergilenen heykellerin bazılarını biliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi ünlü Yunan heykeltıraş Miro'nun inek heykeliydi. Diğeri etrafında kıvrımlarının altında üstünde koşuşturan 16 çocukla birlikte betimlenen Nil tanrısıydı. Bu bir resim miydi, heykel miydi bilmiyoruz. Bronz muydu, mermer miydi onu da bilmiyoruz. Ama o da Nero'dan alınıp bu müzeye konan eserlerden biriydi. Bu da bir başka ve yine harika bir Google Earth görüntüsü. Forum Romanum'un bir kısmının hava fotoğrafı. Kolezyum tabii burada. Forum'un merkezi bölümünden bir kesim görüyoruz. Victor Emmanuel anıtı yönünde, arkada Michelangelo tarafından tasarlanan oval piazzası ile Campidoglio'ya doğru bakıyoruz. Sol üstte Marcellus Tiyatrosu. Gördüğünüz gibi Marcellus Tiyatrosu biraz aşağıda bulunan kolezyumun çaprazındadır. Bu fotoğrafı tekrar göstermemin sebebi daha önce konusunu ettiğimiz tabularyumun yerini göstermek. Michelangelo tarafından tasarlanmış olan Senatorio Sarayı'nın arkasında bulunan arşiv binası. Ama tam bunun önünde Titus'un babası Vespasianus onuruna yaptırmış olduğu bir tapınak var. Birkaç yıl sonra Titus da yine doğal nedenlerle ölünce yerine imparator olan kardeşi Domitianus bu tapınağı hem Vespasianus'a hem Titus'a adadı. Sonuç olarak bu tapınak iki diviye adanmıştı. Titus da ölümünden sonra tanrı ilan edilmişti. Tapınağın önünde yazıtlı heykel kaideleri ele geçirilmiştir. Yazıtta bunların bu iki kişiye adandığı belirtilmektedir. Tapınağın önünde duran bu kaidelerin üstünde de hiç kuşkusuz onların heykelleri vardı. Tapınaktan bugün geriye kalanlar sadece 3 sütun ve bazı temel kalıntılarıdır. Ve gördüğünüz gibi tapınak Forum Romanum'da hemen tabularyumun yanındadır. Sütunların Korint düzeninde ve yivli olduğunu görüyorsunuz. Bu olasılıkla oldukça geleneksel tarzda bir tapınaktı. Ama burada üzerinde libasyon kabı, sürahi gibi kurban törenlerinde kullanılan objelerin betimlendiği bir friz var. Bu frizden ve entablatürden büyük bir parça günümüze ulaşmıştır. Ama burada resmini gördüğümüz bu parça tapınakta değil, tabularyumdadır. Bu M.Ö. 79-81 yılları arasında tarihlenen Roma'daki Vespasianus, Divus Vespasianus tapınağına ait çok iyi korunmuş bir friz parçasıdır. Bu hem önce Titus'un ardından kardeşinin aile onuruna nasıl bir yapı inşa ettiklerini gösteren hem de bezemeleriyle son derece öğretici bir yapıdır. Buradaki bezemeler şu ana kadar gördüğümüz bütün örneklerden çok daha zengin bir dokuya sahiptir ve çok daha derin işlenmiştir. Dönemin sanatçıları desenler arasında daha fazla derinlik hissi veren koyu gölgeleri oluşturmak için artık delgi kullanmaktaydı. Fotoğrafı getirmedim ama olasılıkla hatırlayacaksınız. Julius Caesar Forum'undaki Venus Genetrix tapınağı, Vespasianus'un ikinci oğlu Domitianus zamanında ardından da Traianus zamanında onarım görmüştü. Yontuların derin olması geç dönemde yapıldıklarının bir göstergesiydi.
Ayrıca bunlar böyle derin yontulmuş desenler olan bezemelerin Flavius ailesi tarafından epey sevildiğini de göstermektedir. Burada da bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bu frizde kullanılan desen çeşitliliği de ayrıca ilginçtir. Alttaki frizin kendisi de son derece ilginç. Burada betimlenen objelere baktığımızda bunların genellikle kurban törenlerinde kullanılan objeler olduğunu görüyoruz. İki yanda boğa kafa tasları, aynen Arapakis duvarının iç kısmında gördüklerimiz gibi. Bir libasyon kabı, bir balta kurbanları öldürmek için kullanılıyordu. Yine hayvanların boğazını kesmek için bir bıçak, sunağa şarap dökmek için bir sürahi. Ve ne işe yaradığını bilemiyorum ama bir de kırbaç. Ve burada da gördüğünüz gibi bir miğfer. Yani burada kurban törenlerinde kullanılan tipik aletler var ve boş bir arka plan üstünde bir natürmort gibi betimlenmişler. Sizi bilmem ama bunlara baktığımda benim aklıma bazı 4. stil Roma duvar bezemeleri, 3. ve 4. stilde boş bir arka plan üzerine tek tek objelerin resmedildiği natürmortlar geliyor. Ayrıca buradaki bezemenin doğası yine 4. stilde gördüğümüz biraz abartıya kaçan bezeme bolluğunu da çağrıştırıyor. Pompei'de 62-79 yılları arasında 4. stil duvar resimleri olduğunu hatırlayacaksınız. Bu yapıda 79-81 yıllarına tarihlendiğine göre hala 4. stilin yaygın olarak kullanıldığı dönemdeyiz. 4. stil 79 yılından sonra da, tabii ki artık Pompei'de ya da Herkülenyum'da değil ama Roma dünyasının başka yerlerinde hala en sevilen stildi. Yani burada mimari ile dekorasyon arasında 4. stil Roma duvar resimlerinde de gördüğümüz gibi birebir bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Bugün sözünü etmek istediğim son yapı birçok açıdan en önemli yapıdır. Bunu söylemem biraz garip gelebilir, zira Roma'nın ikonu olan Kolezyum'dan daha önemli ne olabilir? Ama düşünürsek Kolezyum aslında çok geleneksel bir yapıydı, öyle değil mi? Genel plan bakımından Pompei Amfiteatrosu'ndan esinlenmişti. Ve Augustus döneminde inşa edilen Marcellus tiyatrosuna oldukça, hatta çok benziyordu. Augustus da taş malzeme kullanarak kendi dönemini Perikles Atinası ile ilintilendirmek istiyordu. Kolezyum da taş bir yapıydı. Tamam, betondan halka tonozları vardı. Yeni bir tonoz tipi olan geçme tonoz kullanılmıştı ama her şeye rağmen bir bütün olarak bakıldığında Kolezyum geleneksel bir yapıydı. Şimdi göstereceğim yapı Kolezyum'dan çok daha az tanınsa da kesinlikle öyle bir yapı değil. Ama ne yazık ki bu yapıdan geriye çok az şey kalmıştır. Bu yapı Titus hamamıdır. Hamam, Titus'un 79 ila 81 yılları arasındaki kısa imparatorluk döneminin tam ortasına, yani 80 yılına tarihlenir. Roma'da hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde bir zamanlar Nero'nun el koyduğu arazi üstünde inşa edilmiştir. Artık buradaki hikayeyi biliyorsunuz. Bu da Flavius imparatorlarının araziyi Roma halkına iade etmesine bir başka örnek. Yani onlara bir müze veriyorsunuz, bir amfiteyatro veriyorsunuz, şimdi bunlara bir de hamam ekliyorsunuz. Romalıların bir amfiteyatrodan sonra en çok isteyecekleri şey hamamdı. Zira burası sadece gidip yıkanacağınız bir yer değil, aynı zamanda ailenizle, arkadaşlarınızla toplanıp hoş zaman geçireceğiniz sosyal mekanlardı. Sonuç olarak yine halkı isteyecekleri bir şey veriyorlardı. Vespasianus'un bu akıllı politikası, onun kadar kurnaz bir politikacı olan oğlu Titus tarafından da sürdürülmekteydi. Titus hamamının yerine gelince aslında burada tepedeki altın evin hemen üstünde gördüğünüz, hakkında daha sonra konuşacağımız Traianus hamamıdır. Daha küçük olan Titus hamamı altın evin Escolinus kanadının batısına inşa edilmiştir. Yani tam altın evle Escolin yazan yerin arasındaydı. Titus hamamından geriye sadece üzerinde yarım sütunlar olan tuğla kaplı beton bir duvar parçası kalmıştır. Elimizde olan sadece bu kadardır. Ama 16. yüzyılda yapı hala ayaktayken bir Rönesans mimarı olan Andrea Palladio hamamın çizimini yapmıştır. Andrea Palladio hamamın bütün planını çıkarmış. Titus hamamının burada gördüğünüz bu modern plana da onun çizimlerine dayanılarak yapılmıştır. Bunun Titus hamamının tam doğru planı olduğuna inanıyoruz.
Burada bu hamamı başka bir yapıyla, hangi yapıyla kıyaslıyorum? Bu hangi yapı? Stabiye hamamı. Pompei'deki M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Stabiye hamamı. Çok güzel. Bunun tipik bir erken dönem hamam yapısı olduğunu söylemiştik. Başlıca özelliklerine çok hızlı tekrar bir göz atalım. Burada üç tarafı sütunlarla çevrili bir palestra vardı. Solda bir piscina veya natatio, yani yüzme havuzu. Yapının sağında ise en önemli hamam mekanları bulunuyordu. Erkekler bölümü ve kadınlar bölümü ve sırayla bir dizi mekan. Apoditerium, yani soyunma odası, dikdörtgen tepidarium ya da ılık oda, bu da apsis ve küçük bir soğuk su teknesiyle kaldarium, yani sıcak oda ve en önemlisi frigidarium, ışınsal nişleriyle küçük yuvarlak mekan. Bu Roma'da imparatorlar tarafından inşa edilen imparatorluk hamamları olarak adlandırılan tip ortaya çıkana kadar tipik Roma hamamıydı. Titus hamamının bu tipin ilk örneği olmama olasılığı vardır. İlk imparatorluk hamamının Nero zamanında inşa edilmiş olduğu yorumları yapılmakla birlikte bunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama elimizdeki ayrıntılı bilgiler ışığında Titus'un kesinlikle bir imparatorluk hamamı inşa ettiğini biliyoruz. Bu imparatorluk hamamının sözünü etmemiz gereken en belirgin özelliklerinden birisi çok gösterişli bir girişinin olmasıdır. Burada ön cephede kaide üzerinde sütunları veya duvar ayakları olan bir giriş var. Yine burada bir dizi geçme tonoz var gibi görünüyor. Burada tüm X işaretleri geçme tonoz anlamına geliyor. Görkemli bir merdiven, ardından da burada yine bir dizi sütun veya ayak ve geçme tonoz var. Bir başka merdivenle güneydeki çifte palestraya giriliyor. Buna birleşik palestra da diyebiliriz. Duvarın dışında hamamın su kaynağı olan sarnıcı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kabaca dikdörtgen planlı. Ve yıkanma mekanlarının sağda olduğu Pompei Stabiye hamamından farklı olarak burada tüm hamam bölümleri planın ortasına yerleştirilmiş ki bu Romalıların bakış açısıyla düşünüldüğünde çok da anlamlı bir konumdur. Romalıların eksensellik ve simetriye odaklandıklarını biliyoruz. Burada yaptıkları da budur. Hamam mekanlarını merkezde birbiriyle eksen ilişkisi içinde olacak şekilde yerleştirmişlerdir. Yani iki yanda simetrik odalar vardır. Solda olanın aynısı sağda da var. Odalar ortadaki hamam mekanları çevresine simetrik olarak yerleştirilmiştir. Mimari açıdan en ilginç mekan olmasına karşın hamamların en küçük odası olan frigidarium'u alıp buradaki hamamın en büyük odası haline getirmişler. Burada F ile işaretli olan oda. Geniş haç biçimli bir mekan. Bir ucunda apsis var. Ortada da iki yanında birer beşik tonozla desteklenmiş bir geçme tonoz var. Bu beşik tonozlar gördüğünüz gibi girintili çıkıntılı duvarları olan bir dizi dikdörtgen mekanı açılıyor. Bu mekanların önünde de onları ortadaki geçme tonozlu mekanlardan ayıran sütunlar bulunuyor. Yani tümüyle farklı tasarlanmış bir frigidarium. Frigidarium'dan yine sütunlar arasından tepidarium'a geçiliyor. Bu oldukça geleneksel dikdörtgen bir mekan. Burada bir çift kaldaryadan, yani iki kaldaryumdan oluşan bir tür haç planlı bir mekana geçiliyor. Gerçi buradaki haç plan frigidarium'dakine kıyasla biraz daha yuvarlatılmış gibi görünüyor. Burada da yine üç kenarda sütunlarla perdeleme yapılmış. Mekanlar arası çok ferah bir bütünlük sağlanmış. Odalar arasında çok küçük geçitlerin olduğu Pompei hamamlarında böyle bir şey söz konusu değildi. Burada mekansal sürekliliğe yapılan vurgu çok belirgin. Buradaki önemli noktalar nelerdir? Bu soruyla bir anlamda dersin başında sorduğumuz soruya geri dönerek dersi sonlandırmak istiyorum. Hakkında verilen Damnatio Memoria kararına inşa ettiği yapıların yıkılmış olmasına rağmen Nero'nun mimari yeniliklerinden hangileri varlığını sürdürmeye devam etmiştir? Artık onun inşa ettirdiği, mimarların inceleyebilecekleri yapılar Domus Aurea yoktu. Ama yine de bazı yeniliklerin varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Bu son görüntüyle Titus hamamını sekizgen odanın bu aksonometrik çizimiyle kıyaslamak istiyorum.
Burada özel bir mimaride, bir saray mimarisinde bir tasarım denemesi görüyoruz. Burada bir noktayı belirtmeliyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi mezar mimarlığı genellikle değişik tarzda deneyimlerin sergilendiği bir yapı grubudur. Aynı şey konut mimarlığı için de geçerlidir ve bu hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü bu tip yapılarda alınan kararlar kişiseldir. Nerede ve nasıl bir mekanda yaşamak istiyorum, nasıl bir yere gömülmek istiyorum? Bu kararların tümü son derece kişisel kararlardır. Fakat kamu yapılarına gelince bunlarla ilgili kararlar daha ziyade deneyimlere dayalı kararlardır. Bu tip yapılar belli ölçüde kurallara uygun, daha önce yapılanlarla yakın ilişki içinde olmalıdır. Bunlar ayrıca önceki imparatorların yaptıklarından çok daha fazla esinlenen yapılardır. Yani sonuç olarak saray, mezar gibi özel yapılarda tasarım denemeleri gözlenirken kamu yapılarında benzer durumu görmek pek de beklenen bir şey değildir. Ama burada çok önemli bir değişim görüyoruz. Burada önce özel bir mimaride denenmiş, sonra Roma yapıları arasında en kamusal olan yapıya, hamam yapısına uyarlanmış bir tasarım söz konusudur. Bu yapı kolezyumdan çok farklı bir tarzda inşa edilmiştir. Nero'nun Domus Aureus'ında olan ve Titus hamamında da kullanılan en önemli uyarlamalar eksensellik ve simetridir. Kolezyumda da kullanılan yeni tonoz biçimi, geçme tonoz bu yapıda da çok yoğun olarak kullanılmıştır. Ve belki de en önemlisi mekansal bütünlük anlayışıdır. Bu hamam, mekansal bütünlüğü, mekanlar arasında oluşan panoramik görüntüleriyle geçmişteki hamam yapılarından, örneğin Pompei'dekilerden çok farklıdır. Sonuç olarak özetlemek gerekirse, Damnatio Memoria kararına rağmen, Vespasianus'un da yaptığı gibi, portrelerinin sarayının yok edilmesine rağmen, Nero'nun Domus Aureus'unda yapılan mimari buluşlar, Titus hamamıyla yaşamaya devam etmiştir. Dahası bunların çok daha uzun süre yaşadığını ve Roma mimarisinin gelişimi üzerinde çok etkili olmaya devam ettiğini göreceğiz. Teşekkür ederim.